Yayınıma hoş geldiniz. Akıl Çetiği Harar Libya'da Wagner'i vurdu. Evet, yanlış duymadınız. Rusların Wagner'i tamamıyla büyük bir darbe yedi. Profesyonel asker olan ve Rusya'nın Afrika'daki birçok operasyonunun sadece yanı teşkil eden donanımlı bu Rus askerler birçok askeri yeteneğe sahip. Sahada birçok olayda ve doğal olarak bu konuda operasyonel yeteneklerini orada tabii ki Rusya lehine uygulayan Wagner, son zamanda Putin'e yönelik oklarından dolayı hedef haline geldi. Ve Rusya'da, Rusya'da kalemi kırılan Wagner aslında Libya'da da istenmiyor. Suriye'de birçok bölgede Rus ordusuna ya katılın ya da gözaltına aldık, sizi bırakmayız söylemleri çerçevesinde Wagner'in dış operasyonlardan silinmesi ve Rusya'nın kontrolü dışında bir gücün Rusya lehine işleyebileceğinin görülmesi nedeniyle Libya'da da durum Türkiye'ye havale edilmişe benziyor. Türkiye'nin desteklediği Libya ordusunun Ulusal Birlik Hükümeti'nin Akıncı TİHA'ları tabii ki Wagner'i bir gece ansızın vuruverdi. Hafter neye uğradığını şaşırdı. Hafter şaşkın ve üzgün. En büyük destekçilerinden Wagner ipi çekildi. Bana ne olacak diyor. Özellikle Wagner'in burada Libya'da artık silindiğinin bir göstergesi. Yani bu operasyon tabii ki Rusya'nın da vizesiyle olduğuna inanmaktayız. Yani Putin'in de vizesiyle Libya'da kontrol edilemeyecek bir Rus gücünün hiç de hoş olmayacağı aşikarken Libya'da Wagner'in vurulması aslında büyük bir işaret olarak görülüyor. Wagner olağanüstü bir şekilde orada güçlenmişti ve silahlanmıştı. MiG-29'lar emirlerine verilmişti. Cufra üssü başta olmak üzere birçok üste yuvalanmışlardı. Ama Akıncı'nın gazabına uğradılar. Akıncı Türkiye'nin yaptığı büyük bir siha. Libya tarafından satın alınan, Ulusal Birlik Hükümeti'nin önündeki, operasyonel yeteneklerinin önündeki en büyük engellerden birisi olarak görülen Wagner büyük bir darbe yemiş oldu. Böylelikle Libya kendi kuvvetleriyle, daha büyük bir güçle aslında Libya'nın doğusunda etkinliğini artırabilir. Burada önemli olan şu, Türkiye'nin Libya'da Wagner'e özellikle Sirte ekseninde duraksadığı dönemden sonra vurduğu en büyük darbe. Hatırlayın TB2 bayraktarları. TB2 bayraktarlardan o kadar huylanmış ve o kadar çekilmişlerdi ki ne uğradıklarını şaşırmışlardı. Ne yapacaklarını, ne edeceklerini şaşırmışlardı. Şaşkın bakkala dönmüş, Rusya'dan yardım istemiş ve Türkiye ile irtibata geçen Rusya sayesinde birçoğu Rusya'ya dönmüş ve Libya'nın ucra köşelerinde saklama imkanı bulmuşlardı. Yani Türkiye'nin yardımıyla ayakta kalmışlardı. Bir anlaşma çerçevesinde tabii ki. Bu anlaşmada neydi? Oydu. Yani Wagner'e öyle bir darbe vurduk ki artık bundan sonraki süreçte Libya'da denklemler değişiyor. Artık Türkiye'nin Vatti üssünde ve diğer üslerdeki gücü daha da peşinleşecek. Yani yerle bir oldular. Wagner yerle bir oldu ve çok sayıda Wagner mensubunu kaybetti. Bu bir güç gösterisi. Libya'da Wagner temizliği. Putin işine geliyor mu? Geliyor. Güçlenmesini istemiyor Wagner'in. Suriye'de Wagner'e Putin'den bir teklif geldi demiştim. Libya'da muhtemelen bazı sıkıntılar var. Yani demem odur ki Rus askeri orada aktif olarak yok. Suriye'de ise Rus askeri üsleri ve askeri anlamda, resmi anlamda Ruslar var. Yani burada bir Rus ordusuna katılma durumları da olmadığı için mi operasyona uğradılar? Yani bu kadar Wagner sakıncalı ve tabii ki tehlikeli görüldüğünden dolayı. Acaba Wagner'e burada yapılan operasyon Wagner'in hırçınlaşmasına ve daha da agresifleşmesine mi neden olacak? Sayın Hakan Fidan'ın göreve gelmesiyle daha aktif ve daha çetin bir diplomasi meydana konuldu. Özellikle Hakan Fidan böylelikle çok daha etkin ve çok daha sonuç alıcı ortak adımlar atmaya çalışıyor. Özellikle burada önemli bir adım atıldı ve bu adımla birlikte özellikle Hakan Fidan'ın burada Suriye'de, Libya'da ve birçok alanda çok aktif bir rol olduğu ortaya çıktı. Ve bunun sonucunda özellikle bu atılan adımlarla birlikte daha realist ve daha etkin bir dönemin kapısı aralandı. Evet, Hakan Fidan'ın burada tabii ki belli bir planları var. Yani Türkiye lehine, tabii ki Türkiye'nin etkin bir mücadele durumuna. Türkiye'nin de lehine orada Wagner'in vurulması. Tabii ki bu durum bazı denklemleri değiştirecek demiştim. Yani Wagner de aslında Rusya'da nasıl bir tepki verecek? Kontrol edilebildiğini düşünmüyorum Wagner'in üstlerine döndü ama muhtemelen projenin kendi güvenini sağlamak için Wagner'in daha şu andan terhis edilmesini
ve birçoğunun sembolik olarak bazı yerlere gönderilse de hepsinin lağvedilmesini istemeyeceğini düşünüyoruz. Rusya'dan gelen haberler ise 1 Temmuz'da, evet 1 Temmuz'da böyle bir durumun olacağı yönünde. Yani demem odur ki artık önemli ve kuvvetli bir dönem aralanıyor. Bu dönemin kapısını aralandıkça tabii ki bazı durumlar çok daha peşinleşiyor. Ve bunun sonucunda özellikle çok daha etkili bir dönemin kapısı aralandı. Ama bundan sonraki süreç çok daha çetin geçecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Suriye'de ve birçok bölgede yürüttüğü operasyonlar tabii ki rahatsız edici. Türkiye aleyhine yapılan tabii ki kuşatıcı hareketler rahatsız edici. Buna karşılığını sahada vermeye devam edeceğiz. Özellikle Türkiye'deki muhabirlerin Beyaz Saray ve Pentagon'daki sorduğu sorulara cevap vermekte sorulanan ve kekeleyen ABD sözcülerinin durumundan belli. PKK'nın çocuk tacirliği ve çocuklara zarar veren bir terör örgütü olduğunu belirten Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Birleşmiş Milletler kararının ve Guterres'in, özellikle Genel Sekreteri Guterres'in de kınadığı PKK ile ilgili bir soruya tabii ki ABD'li yetkili kaçamak sorular soruyor, söylemler söylüyor. PYD'yi kınıyoruz ama işte ortak çalışıyoruz şöyle böyle. Yani demem odur ki Türkiye'ye karşı ortak çalışıyoruz diyorlar. İşte Türkiye Libya'da neden olmalı? Bu yüzden olmalı. Türkiye kendi alanına hapsedilirse çok daha etkili bir şekilde yutulmaya çalışılacak. Ama Türkiye Rusya dengesini ortadan kaldırmadıkça bir taraftan Suriye, bir taraftan Libya, bir taraftan Kafkaslardaki eksenlerde karelerini sağlam tuttukça Türkiye'nin ana yurduna olan hamleleri zayıf kalacaktır. Yani bu durumu bilen ABD hırçınlaşıyor. Türkiye'nin teknolojisi Akıncı gidip Rusya'da Wagner'i telef ediyor. Hava savunma sistemlerini kullansalar ne yazar? Akıncı'ya zarar bile veremediler. Çok sayıda Wagner'in telef olması Rusya'nın da lehine. Evet, Rusya gördü ki Türkiye'nin burada bulunması kendisinin de lehine. Batı'nın kendi üzerinde oynadığı oyunlar hiç de hafif değil. Nükleer güç her şey değil. Bunu anladı Rusya. Özellikle Türkiye'nin, Rusya'nın ve Azerbaycan'ın ortaktaşı eşgüdümlü hareketlenmeleri Rusya'daki etkinliğimizi arttırmakta. Böylelikle etkinliğini artıran Türkiye'nin özellikle bu bölgede daha güçlü bir Kafkasya politikası izleyeceğini aşikar. Böylelikle ne olacak? Kafkasya politikasını çok etkili bir şekilde işleyen Türkiye'nin çok daha etkili ve çok daha tabii ki sonuç alacağı adımlar alacağı çok açık. Yani Azerbaycan'ın geri kalan toprakları, gerek Zengezur'la ilgili adımlarda Türkiye çok daha etkin adımlar atacaktır. Bölgede Türkiye'nin çok etkili bir güvenlik komşusu olduğunu ve güvenlik şemsiyesi olduğunu gören Putin, tabii ki Türkiye ve Azerbaycan politikasında daha tavizkar olacaktır. Hankendi'ye kadar susan tabii ki Putin'in özellikle kendi güvenlik kaygılarını başka bir yola nasıl giderir bilmiyoruz ama bir şekilde Azerbaycan askerlerinin Karabağ'ın tümünde olmasına ve Zengezur'da olmasının önüne geçemeyecektir. Evet, güzel gelişmeler geliyor. Wagner büyük bir darbe yedi. Rusya memnun, Türkiye memnun. Tabii ki herkes memnun. Bakalım neler olacak. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın değerli izleyenler.